Beyler bayanlar selamlar. Dün hatırlarsanız yeni bir 3A oyun atmıştım ve Doctor the Suspect vardı işin içinde. Bu sefer de yeni oyunumuz 3A olacak ve bu yıl içinde başlaması planlanıyor. Hatta oyunumuz free to play olacak. Tabii ki de NFT ile giriş yaparsanız size daha fazla artıları olur ama neyse, tüm detayları hadi gelin şimdi konuşalım. Hemen şimdi bir roadmaplerine bakalım ve oyunun daha çok başında olduğunu siz de görün arkadaşlar. Oyunla ilgili ilk öncelikle genel duyurularını yaptılar. Bu ilk çeyrekte, daha içinde bulunduğumuz çeyrekte private token sale'i oldu ve yakın bir zamanda white paper'ı paylaşacaklar. Ardından da işte oyunla ilgili yine paylaşımlar ve ilk pilot minti gerçekleşecek. Buradan da şunu anlıyoruz ki oyunu oynamak için bir pilota ihtiyacımız olacak ve daha sonrasında da bir de araç mintine ihtiyacımız olacak. Ama burada hemen dikkatinizi çeken diğer şeyin de free to play. Evet, oynaması ücretsiz olacak arkadaşlar. Üçüncü çeyrekte open world'u açacaklar derken dördüncü çeyreğe kadar gidecek. Dördüncü çeyrekte de guildler devreye girecek. Peki bu oyun ne? White paper'da hazırlanmadığı için oradan gösteremiyorum ama Medium'dan size adım adım önemli noktaları hemen aktarayım arkadaşlar. Oyun öncelikle hem PvP hem PvE olacak. Ne demek? Gerçek oyuncuya ve bilgisayara karşı savaşacağız. Benim dikkatimi çeken şey ise PvP ve PvE'nin yanı sıra hem strateji olması hem de Battle Royale'i de koymuş olmaları. Yani hem strateji hem Battle Royale nasıl olacak çok gözümde canlandıramadım ama neyse, oyundan da FAP token kazanacağız. Tipik Play to Earn'lerdeki gibi herhangi bir borsada, hangi borsada listelenirse orada satacağız. Daha öncesinde 10.000 adet satıldı ve private sale de gerçekleşti. Hatta bununla ilgili Twitter'da buradan ulaşabilirsiniz. Toplamda 15 milyon private token ve NFT satıldı. Alanlar arasında göze çarpanlar ise öncelikle Immutable ve Umbrella oldu. Aynı zamanda büyük oyun guildleri de, PK guildleri de katıldı. YGG, Mirror Circle, Avocado gibi guildlerin de bu oyuna girdiğini görebilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Arkadaşlar çok daha fazla, çok güzel bir hype olacak ileride. Oyunla ilgili diğer detaylara geçecek olursak da arkadaşlar, oyunun yapımcılarından bahsedeyim. Neden AAA çıkacak oyun, yani kaliteli bir oyun olarak çıkacak dersek de oyun yapımcısı Studio 369. Studio 369 kim peki? Kimler çalıştı daha önce burada? Activision, Epic Games, Paramount Pictures vesaire gibi buradaki tüm çalışmalarını görebilirsiniz ki arada zaten aşağıda da oyunlar yazıyor. Fortnite, H1Z1, Walking Dead, Star Trek, Gears of War gibi birçok oyunda çalışmış insanlar şu anda Studio 369'un içinde Metal Core ile ilgili çalışıyor. Projenin genel amacı da şu. Evet, Play to Earn oyunları var ve bu sektör bizim ilgimizi çekti ama Play to Earn sektöründeki en büyük eksiklik şu anda görsel. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar, girdiğimiz hiçbir oyundan keyif almıyoruz. Tıkla 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 oraya git, tıkla tıkla kart kullan falan gibi oyunları oynuyoruz. Ama Metal Core ekibi diyor ki ya biz bu eksikliğin farkındayız ve görsel olarak da size keyif verecek bir oyun yapmak istiyoruz. Ve aynı zamanda oyun içindeki tüm assetler, tüm eşyalar yine size ait olacak. NFT olacak ve bunları satabileceksiniz. Çıkarttığınız oyun için gold, altın ya da adı her ne olacaksa da yine bu da token olacak ve satabileceksiniz. Biz şu anda buna odaklanıyoruz. Görsel odaklı, keyifli bir oyun yapmaya ve bunu play to earn olarak yapmaya çalışıyoruz diyorlar. Oyunda da çıkarttığımız blueprintlerle ya da düşürdüğümüz NFT'leri bir araya getirerek daha güçlü araçlar, taşıtlar üretebileceğiz. Ve bunlarla PvP ve PvE yapabileceğiz. Aynı zamanda farklı factionlar olacak. Şu anda gözüken 4 tane faction arkadaşlar. Bu factionlar da kendi aralarında savaşacaklar. Dediğim gibi garajda her bir blueprint ve araç NFT'si ile daha farklı araçlar üretebileceksiniz. Ve ileride de baron sistemi gelecek. Büyük ihtimalle guild sistemi gelecek. Burası çok önemli, dikkatle dinleyin. Guild sisteminin gelmesinin ne demek oluyor arkadaşlar? Rent or borrow. Yani başkasından kiralayabileceksiniz. Oyuna bir para harcamadan da buradan başkalarından alıp oynayabileceksiniz. Bu örnekleri hangilerinde gördük? En yakın zamanda Pegaxi'de gördük. Cyborg'da gördük. Ne oluyor? Siz hiçbir para harcamadan sadece emeğinizi koyarak para kazanabiliyorsunuz. O yüzden bu oyunda mutlaka takipte kalın arkadaşlar. İleride sizler için yatırımsız bir şekilde çok güzel kazanç sağlayabilir. Bu oyunun peki biz ne zaman public olarak paylaştık derseniz de arkadaşlar, hemen şuradan bakalım. Ayın 19'unda paylaştık. Evet, daha 2 gün geçti. Belki 5 gün de geçebilirdi. O yüzden bu tarz gecikmelerin yaşanmaması için mutlaka Discord'a gelin ve
tüm her şeyden haberdar olun. Bazı oyunlarda evet çok güzel bilgi paylaşamıyoruz ama mutlaka net takipteyiz, incelemesini yapacağız deyip bazı özetler geçmeye çalışıyoruz. Ya da satış olduğu zaman hep birlikte hareket ediyoruz. Ya alalım mı almayalım mı, satışlar iyi gidiyor, kötü gidiyor, ne yapacağız diye hep birlikte karar veriyoruz. O yüzden mutlaka Discord'da gelmeyi unutmayın diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar, iyi akşamlar.